Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün kalançolarımın büyük, küçük hepsinin pıtır pıtır tomurcuk verip çiçek açtığını ve bunu nasıl başardık? Kısaca bundan bahsetmek istiyorum. Sizlerle ara ara videolarımı paylaşıyorum ve verdiğim vitaminleri de yine sizlere söylüyorum. Bunları verin arkadaşlar. Bunlar çiçeklere çok iyi geliyor. Hiç açmayan yılbaşı ve kalanşo çiçeklerini bu ayda pıtır pıtır açtırıyor diye söylemiştim. Hatta küçücük bir dala bile tomurcuk verdiren çok güzel tariflerim, vitaminlerim Renkli Erişi Dünyası kanalımda, yani bu kanalımda var arkadaşlar. Yeni ve eski videolarımdan haberdar olmak için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup zil butonunu da açarsanız videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şöyle 4 saksı olan kalanşo çiçeğimin son hallerini sizlerle paylaşmak istedim. Büyük kalanşo çiçeğimden çoğalttığım birincisi, ikincisi ve üçüncüsü arkadaşlar. Hatta bunu sizlerle beraber videoda ekmiştik, çoğaltmıştık. Hiçbir şekilde üzerinde tomurcuk yoktu. Şimdi gördüğünüz gibi küçücük bir dalda bile tomurcuklarımız çıktı. Bu da yine bir kalanşo çiçeği. Fakat bu bunlardan birazcık daha hem renk olarak hem de cins olarak birazcık daha farklı arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi verdiğimiz vitaminlerimizin meyvelerini aldık. Almaya da devam ediyoruz. Çiçeklerimiz, tomurcuklarımız bunlar birer meyve arkadaşlar. Çünkü çok bakım yapıyoruz. Sizler de görüyorsunuz, videoda paylaşıyorum. Bakımlarımız, vitaminlerimiz, verdiğimiz çeşit çeşit vitaminler çiçeğimizin hem coşmasını hem de açmasını sağlıyor. Öncesi sonrası gibi birçok videom var. Çünkü çiçeklerimin açmadan hallerini, sonra minicik gördüğüm tomurcuk hallerini ve bu şekilde tamamen açmış hallerini sizlerle paylaşıyorum sevgili arkadaşlarım. Şimdi vitaminlerimizi biliyorsunuz. Vitaminlerimi tek tek sıralamama gerek var mı bilmiyorum. Videolarımda hepsi var. Verdiğim vitaminlerin meyvelerini aldık. Bunları göstermek için bu videoyu hazırladım. Fakat sizlere tavsiye edebileceğim en güzel vitamin çaydır. Bunu her çiçek videomda söylüyorum ve yine her çiçek videomda ilk vitaminim çaydır diye söylemeye devam edeceğim. Çayı mutlaka çiçeklerinize verin arkadaşlar. Açtırıyor, coşturuyor. Hem yapraklarına dipdiri yapıyor hem de bol yavru verdiriyor. Kökleri de sapasağlam oluyor. Hatta minicik bir dala bile tomurcuk verdiriyor. Bunun dışında çayı 15 gün arayla verebileceğinizi daha önce söylemiştim. Fakat yine bir vitamin önereceğim. Bu vitamini ise en az 2 ay arayla vermeniz gerekiyor. Yani bir yemek kaşığı kuru mayayı 1 litre suyun içerisinde eritin. Erittikten sonra bir çay bardağı olarak saksının toprağına dökün. Bu hazırladığımız kuru mayayı arasında 2 ay olması lazım. Yani şöyle arasında 2 ay olması lazım. Bu mayayı verdikten sonra 2 ay kesinlikle çiçeklerinize maya vermeyiniz. Demek istediğim bu. Çünkü çok etkili, çok fazla kullanıldığında da, sıklık ile kullanıldığında da çiçeği kurutabilir, çürütebilir, öyle söyleyeyim yani. Yan etkisi bu. Yan etkisi nedir? Çok sıklıkla verilmeyecek. Fakat 2 ay ara ile bu verdiğim ölçüde mayayı verdiğiniz sürece çiçeğiniz hem coşar hem açar arkadaşlar. Şekil ağda görüldüğü gibi. Kalanşo çiçekleri bir kış çiçeğidir. Kışı sever, soğuğu sever. Hep balkonumda duruyor. Karda, kışta, ayazda, yağmurda. Samsun'da ikamet ediyorum. Dediğim gibi kış çiçeği olduğu için kalanşo çiçeklerimi açık balkonumda duruyor. Gayet canlı ve pıtır pıtır da çiçek açıyor. Yaz, kış haftada bir kere su veriyorum. Çok fazla suyu sevmezler.
Mümkünse dinlendirilmiş su verin. Yani suyu bir gün önceden kabınıza koyunuz. Sabahsı çiçeklerinizi sulayınız. Sulama zamanı geldiği zaman. Aynı şekilde yılbaşı çiçeği de bir kış çiçeğidir. Fakat ben yılbaşı çiçeğinin balkonda durmama taraftarıyım. Balkonda duran yılbaşı çiçekleri hem yaprakları buruş buruş oluyor hem de yaprakları yine renk atıyor arkadaşlar. Bunun için yılbaşı çiçeği de evin içerisinde soğuk bir ortamda durması gerekiyor. Şimdi arkadaşlar ben böyle daha detaylı anlatıyorum. Hani anlatmaya çalışıyorum. A'dan Z'ye yaptıklarımı. Bazen videom uzayabiliyor. Bazı arkadaşlarım da yorumlarda okuyorum. Sitem ediyor. Olsun. Ben güzel yorumlara da eleştirilere de açığım arkadaşlar. Hepinizin yorumları için hepinize teşekkür ediyorum. Ellerinize, kollarınıza, parmaklarınıza sağlık. Dediğim gibi daha detaylı anlatmak istiyorum. Mesela sulamadan soğuk etkisinden bahsetmek istiyorum. Verdiğim vitaminlerden bahsetmek istiyorum derken süre doluyor arkadaşlar. O yüzden lütfen kusuruma bakmayın. Sizleri seviyorum. Şimdi çay ve maya dedik. Çayı 15 gün arayla verelim. Mayayı 2 ay arayla verelim. Bunun dışında kalanço çiçeğinin çoğaltımıyla ilgili kışın yapmanızı tavsiye ederim. Hiçbir şekilde köklendirmeye gerek yok. İçerisinden çiçeksiz bir tane yavru kopartaraktan bu kök olur ya da dışından bir yavru olur. Dal, yapraklı dal. Köksüz bir şekilde. Bu da tutar arkadaşlar. Ben hep öyle çoğaltıyorum. Bununla ilgili de videolarım var. Mümkünse verimli toprak kullanın. Yani doğal gübreli toprak kullanın. Ektiğiniz her çiçek tutar. Sizlere kısaca yılbaşı çiçeğimi de göstereyim. Yılbaşı çiçeğimi de en çok verdiğim çaydır. Bugün vitamin vermiyorum. Sadece verdiğim vitaminlerin meyvelerini aldım. Bunu sizlere anlatmak için bu videoyu hazırladım arkadaşlar. Hemen yılbaşı çiçeğimizi de 2 dakika görelim. Evet, bunlar da yılbaşı çiçeklerim. Biliyorsunuz ki bu Ekim ayı başından itibaren bu ikisi bir dalda 2-3 tane tomurcuk vererekten çiçeğini açmıştı. Bu cins yılbaşı çiçeğim ise yeni yeni tomurcuklarını veriyor. Gördüğünüz gibi yeni yeni açmaya başlıyor. Bu da diğer saksı yılbaşı çiçeğim. Birçok saksı yılbaşı çiçeğim var arkadaşlar. Bunların hepsini kendim çoğaltıyorum. Köklendirme yapmadan. Sizler de çoğaltmak isterseniz verimli toprak ve geniş saksıda ekin. Ne kadar geç gelişen bir çiçek olsa da büyüdüğü zaman kocaman bir hal alıyor. Bunun için geniş saksıda olması daha güzel verimli büyümesini sağlar arkadaşlar. Evet. Şimdilik bu kadar. Ben yaptıklarımı sizlerle paylaşıyorum nacizane. Sizlerin de böyle pıtır pıtır çiçekleri açan kalanşolarınız ve yılbaşı çiçekleriniz olsun istiyorsanız bu dediklerimi gönül rahatlığıyla uygulayabilirsiniz.